Mahmud Efendi'nin cenazesinde en ilginç dikkatime çarpan bir olay 13 saatlik bir yol. Bakın, Seyda Muhyiddin El Ceziri, Adıyaman'ın büyük evliyalarından, kimse bu zata hakaret edemez. Çünkü bazıları var ya, hani hocalar zengindir, bu kadar servet içerisinde evliyalık yapıyorlar diyenler. Muhyiddin El Ceziri, Seyda Hazretleri çok mütevazi, belki bir evi bile yok ve yıllardır eğitim, ders vermek ile meşgul ve yaşı 77. Evine gittiğiniz zaman kendi sedirin üstünde, halının üstünde oturup sizi minderin üzerinde oturtturur. Böyle bir evliya. Ve bugün Mahmud Efendi'nin cenazesinde 13 saatlik bir yolu, Adıyaman'dan İstanbul'a şahsi araçla seyahat, 13 saat biliyorsunuz, kalkıp sırf cenazesine iştirak edebilmek için geliyor. İşte Mahmud Efendi Hazretleri böylesine bir yüce evliyaydı. Kesinlikle hakkında konuşmayın. Allah-u Subhanahu Teala'nın dostlarına sevgi beslemiyor olabilirsiniz. Belki kalbiniz mühürlenmiştir ama dil uzatmayın. Çünkü bunlar Allah'ın evliyasıdır. Ömrünü hizmet ile geçirmiş insanlar. Sosyal medyada bir vefat eden insanın hakkında, bakın, bırakın evliyayı, vefat eden birinin hakkında bile konuşmak doğru değildir. Ki kaldıysa bu, evliya ise asla dilinizi uzatmayın. Herkes kendine baksın. Siz ardınızda belki Fatiha okuyacak bir insan bırakamamışken, bu insanın ardında milyonlarca talebe, hoca, daha vefatının hemen ardında Yasinler, Hatimler, Kur'an-ı Kerim'in tüm sureleri binlerce kere hatim edilerek, binlerce kez Yasin okunarak, binlerce dua okunarak veda edip onu toprağa gömdüler. Ve hala da sürüyor hatimler, zikirler. İşte vefat edecekseniz eğer, ardınızda sevenleriniz sizi Allah için sevip size hayır, hasenat işleyecek kimseler bırakın.